Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Oy. Kahvaltı hazırlayalım mı? Kahvaltı yapacağım mı? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Annemlerle vedalaştık. Hatta vedalaşırken biraz videoda çektik. Şimdi ben onları buraya eklemek istiyorum. Sonrasında artık biz normal günlük hayatımıza devam. Meyruş! Annemiz benim kızıma. Ne oldu? Ne oldu? Çok seviyorum. Sen beni çok... Sakın unutma efendim. Gel. Bir daha öp beni. Ha? Burayı da. Anneanne. Sırayla anneanne. Oo, benim güzel kızımın kızı. Allah'ın izniyle. Fırsatım oldukça, teyzenin tatili olunca ya dedeyle gelirim ya dede izin verdi mi öyle gelirim. Görürüm sizi, bir derim, sonra kaçarım gene evime. Tamam mı? Mira teyzeye de bay bay ya. Git hep hadi git. Gel sarışalım. Evet, veda vakti arkadaşlar. Neye bakayım, ne var orada? Hadi bakalım. Meyra'mla annem vedalaştı zaten, o uyudu. Enişem, iyi ki geldiniz. Evet. Güzeldi ya. Üç son loro çantamla. 2024 kreasyonu Burak'la bende. Güzel kızım. Böyle deneyin. Kaç litre? Küçükten babaya. 14 litre. 14 litre şey yapalım. Sonra böyle. Evet. Kız Almanya'da yok mu şeffaf? Ben çok aradım bulamadım. Şeffaf değil mi? 3 litrelikler var. EDK bir 8 senten bir 5 lira etmiş. Ama bu 139 liraya canavar. Oh. Arabayla olacaktı ki. Çok güzel olan. Değil mi? Evet, o zaman veda vakti değil mi? Her şey için biz teşekkür ederiz canım benim. Çok güzel geçti. Dolu geçti ha. Değil mi? Ay çok eğlendik ha. Dün akşam bilene 5 saat 6 saat uyumadık bile ha. Vallahi. Gece birlerde yat, ikilerde yat, sabah akşamacak ha. Uyumadık. Baba cadı ya. Hele. Biri kapıyı açıyor, biri kapıyı kapatıyor. Görüyor musun? Gel be anneanne bir öpücük atsın. Bu hakkını var ya yırtıla. Hele. Gençler, biz havalimanına geldik. Anamlar gidiyor maalesef. Hızlı geçti ama her şeyi yaptık değil mi ana? Evet. Dolu günleri geçti. Vallahi dolu gezdik, tozduk. Hani bir ay durarsın, bir şey yapmazsın. Eyvallah. Bir haftada. Masajımızı bile yaptırdık. Kesemizi, köpüğümüzü, her şeyimizi yaptırdık. Vallahi billahi. Şimdi şöyle havalimanındayız. Birazdan gireceğiz, bavullarımızı bırakacağız. Ondan sonra annemler yavaş içeri doğru geçecekler. Sonra görüşürüz gençler. Gençler, bagajları verdik. Şimdi annemle Enis Hanım gidiyor. Yavrularım benim. Allah'a emanet olun. Aynen. Benim minnoşlarıma bakın ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekmek pizza mı yapalım? Sen de mi ekmek pizzasın? Arkadaşlar annemler... Kendin zaten ekmek pizzasın. Annemler bu arada Almanya'ya sağ salim vardılar. Hatta birkaç gün geçti. Biz birkaç gün video çekmedik. Şimdi böyle kalktık. Kahvaltı hazırlığını yapacağız ama ilk önce ne hazırlayacağız Eymen? Anneyle babanın rutini. Ekmek pizza. Yok, kahvaltıdan önce anneyle baba ne yapıyor? Ne hazırlıyorsun sen anneyle sabahları? Kahve. Şimdi anneyle babaya kahve hazırlayacağız, tamam mı? Evet, başla bakalım, kahvemizi hazırla minik beyefendi. Hadi bakalım. Öğrendi artık arkadaşlar. Çok heves ediyor her sabah böyle hazırlamaya. Ben de bırakıyorum. Hadi bakalım. Barista. Ay. Güzel. Biraz daha koy. Çok azıcık daha anneciğim. Dur onu da koy, onu da koy. Güzelce ne? Çok azıcık daha alalım. Tamam. İlkini birazcık az koydum. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen de kapatıyor kapağını Allah'ım. Evet, bas bakalım. Süpersin. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, kahvem oldu. Hatta şöyle kapatalım. Allah'ım, Instagram'da şey muhabbeti oldu. Kahveyi döktüm dökmedim muhabbeti oldu. Bakalım bugün dökecek miyim? Kimisi ağzından falan dedi. Hani ağzından kaynaklı dedi. Kendimi öyle mi avutsam? Ya da yani düzgün koyduğum da çoğu zaman oldu ama bence ben yapamamışımdır. Bakın hiç dökmedim. Olabiliyorsun tanrım arada. Evet, kahvemiz hazır. Bu arada niye sabahları kahve içiyoruz? Burak hep böyle Türk kahvesi içme falan şeyi var. Ama ben içmeyince o içmiyor. Ben de böyle niye o içmesin diyerekten ona katılıyorum ya arkadaşlar. Sensiz tadı çıkarmıyorsun. O yüzden ona katılıyorum. Hani çok alıştığım aslında söylenemez tadına. Yine çok acı geliyor. Keyifli içiyorum falan da diyemem açıkçası. Belki bir dibek kahvesi falan alırım. Onlar daha yumuşak oluyor. Ama işte eşime katılmak için. Çünkü ben içmezsem o içmez. O yüzden böyle onunla kahve içiyorum. Evet. Hadi bakalım şimdi kahvelerimizi içelim. Sonra kahvaltı hazırlayacağım. Çocukların istediği gibi ekmek, pizza yaparım muhtemelen. Zaten içinde yumurta falan da oluyor. Hatta böyle birazcık ayırıp Meyra'ya da veriyorum. O da güzel oluyor. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına başladım. Aslında ekmek, pizza yapacaktık ama arkadaşlar bu kaşar göstereyim size yetmiyor. Daha fazla gerekiyor. O yüzden dedik ki şöyle gözleme yapalım. Daha maydanoz doğrayacağım. Buna aslında pırasa olsaydı pırasa da doğruyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir de bakın size ne göstereceğim. Bahçe mahsullerimiz. Şöyle nanemiz var. Bu arada bir kısmını biz kestik. Bir kısmını da şöyle kuru nane yaptık. Sonrasında şöyle rokamız. Ben hepsini sirkeli karbonatlı suda tertemiz yaptım. Şöyle yeşil soğanımız var. Biz tabii kullanıyoruz şimdi bayağıdır. Şöyle maydanozlarımız falan. Böyle bir göstermek istedim. Aşırı böyle nasıl diyeyim mutlu olduk. Böyle zaten onları koparınca, işte kesince, böyle kullanınca çok ayrı bir his oluyor. Bilmiyorum yani biz böyle bir değişik hissettik. Hoşumuza gitti. Bahçemiz böyle yavaş verim vermeye başladı diyeyim yani. Frenk üzümü olsun, yaban mersini olsun böyle bayağı çıkmaya başladılar. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki ilk senemiz böyle deneme senesi. Yani böyle ağım şam her şey illa olması gerekiyor gibi bir şey yok. Ya da çok aşırı verim alacağız diye bir şey de yok. Bu sene öğreneceğiz. İnşallah seneye olur o. Ama böyle görünce çok mutlu olduk yani. Evet şimdi ben gözleme hazırlayacağım. Sonrasında yanına da böyle bir şeyler hazırlarım. Size son halinde gösteririm. Hadi bakalım. Bugün tabakları şu anda hazırlıyorum. Gözlemeler daha pişiyor. Şöyle bakın bu şekilde üçünü hazırlamış oldum. Şöyle salatalığımız var. Roka, kırmızı biber, zeytin ve süzme peynirli, kaşar peynirli, maydanozlu gözlememiz var. Bu şekilde bugün menüleri. Bu da Meyroş'un tabağını yesinler. O da eklendi artık. Hadi bakalım şimdi şöyle bir güzel önlerine koyayım. Çocuklar yesin. Biz de dediğim gibi zaten birazdan sofraya oturacağız. Az önce az kalsın unutuyordum havuçları da. Şöyle minnoşlarıma dur be. Şeyleri alayım. Efendim anneciğim. Afiyet olsun. Efendim. Afiyet olsun annem benim. Isır bakayım. Baba, herkese afiyet olsun. Hadi afiyet olsun bakalım. Nam nam nam, bak zeytin de alalım. Ben de bir zeytin alacağım. Ben de bir zeytin alacağım. Hadi bakalım. Evet canlarım, biz kahvaltımızı yaptık. Mutfağı da mis gibi yaptım. Bütün evi de hızlı şöyle bir villa da yaptım arkadaşlar. Tertemiz oldu. Şurası da şöyle misler gibi. Havalar çok sıcak olmaya başladı bu arada. Anne. Efendim? Yazık artıktan sonra şurada oyun oynuyoruz. Evet annem. Şu an hava çok sıcak diye şu an çıkamıyoruz. Ama havuzumuzu da indireceğiz yakın zamanda. Çatıda onu indireceğiz, şişiririz, tamam mı? Aha. Belki bugün yaparız, belki yarın, bir bakalım, tamam mı? Baba bir gelsin. Şöyle şimdi oyun oynuyorduk. Her oyundan sonra toparlıyoruz. Şimdi zarlı bir oyunumuz var, onu oynayacağız birlikte. Meyroş da ortalıkta dolanıyor. Ne oldu? O ayaklar ne? Bak şurada bir kutu daha var Eymen. Ha aynen, onu daha doldurmadınız bu arada. Elimi görüyorsunuz. Şöyle basınç makinesi geldi. Bir güzel derimi yüzdü arkadaşlar. He. Şebek, şebek. Minnoşlarıma aferin. Güzel kapattın de. Ne alacak? Muz mu alacak baba? Hı. Tamam, sana da elma alacak. Evet. Meyvelerimiz bitti çünkü, değil mi? Evet. Evet. Efendim annem? Da bitmişti. Evet, hadi toplayın anneciğim. At bakayım hadi bakalım. Yavaş. Oo, sarı. Çek bakalım. Sarı. Bakalım bulabilecek misin? Bakalım. Bakayım. Hayır, yeşil o. Koy yerine. Evet. Koy bakalım. Şimdi anne de sıra. Mor. Mor. Pembe. Ay çok şanslı günümdeyim. Tamam dur, doğru yaptım ama kırmızı. Şaka mı bu? Vallahi bakmadım. Heh, yeşil olmadı. Abi şimdi abi sonra sen. Ne? Sarı. Çok efsane bir oyun. O sarı mı? Mavi. Koy onu yerine. Bizi kekliyor. Tamam. Meşra, hayır annem bakmıyoruz öyle. Ama bakmıyoruz, tamam mı? Ah. At bakayım. Bak. Çok uzağa atma. Yeşil. Hadi yeşil rengi bul bakayım. Ne? Yeşil rengi bul bakayım. Ha. Bak bu renk. Ne? Yeşil renk. Bul bakayım. Tamam, ben şimdi dolduracağım tekrar. Olmadı. Koy bakayım yerine. Şimdi şimdi ben. Ben de sıra. Ben içini de yatırdım arkadaşlar. Biraz kendime bakım falan yaptım. Şöyle şimdi kendime bir kahve yapacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Burak da dediğim gibi dışarıda işlerini hallediyor. Bugün bu arada bahçeye çıkıp size bahçenin son halinde paylaşasım var. Yani videoyu çekmedim. Instagram'da ara sıra gösterdim ama böyle hani bir şeyler yaptık. Kendimizin birkaç kişi Beyza işte bahçeyi tekrar göster videolarında çok özledik. Ne yaptın, ne ettin hepsini bizimle paylaş dediniz. O yüzden bugün tekrardan paylaşacağım ama ilk önce bir kahvemizi yapalım. Bir kendimize gelelim ya. Evet. Minnoşlarım de burada. Güneşlikleri de artık açabilirim. Sabah genelde güneş ilk buraya vuruyor. Saat 11'e kadar falan hani yine böyle bir güneş şeyi olabiliyor buradan. Bir de çok sıcak geldiği için şey yapmadık. Bu arada klima almamız lazım artık. Klimamız buraya gelecek. Bir de bir tanesi de yatak odasına gelecek. Havalar bir anda böyle aşırı derecede ısınmaya başladım. Annemler varken böyle yine fırtına oluyordu, yağmur yağıyordu. Hepsi duruldu. Şimdi böyle aşırı sıcaklar gelmeye başladı. Çocukları bile zıbınla yatırdım artık, düşünün. Neyse yani buralarda şöyle bir açarım. En azından veranda falan hep böyle serin oluyor arkadaşlar. O güzel oluyor. Evet, şimdi kahvemizi yapalım. Sunumuma bakar mısınız ya? Bence aşırı tatlı oldu. Şu Instagram'da sürekli karşıma çıkıyordu. En son da yaptım valla. Çok tatlı duruyor bence. Şöyle bir fiyonk detay. Şöyle kahvem hazır. Bir de şu yeni kaşıkları kullandım bakın. Heh. Bu şekilde. Şimdi bir güzel keyfimi yapacağım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Bakın benim minnoşlarım uyandı ya. Benim prenseslerim. Ay cicimi yapıyor sana Mihra. He Mihra sana cicimi yapıyor. Ay Mihra ama dikkat et bakalım. Ay nasıl mutlu. He. Aha. Şu tipe bakın. Ama yok. Saçını şey yapmıyorsun. Cici. Şimdi bilmediği için. Mihra. Ne oldu? Şok oldun. Kalk kalk otur otur. Saçını çekemesin annem. Bilmiyor. Bilmiyor şu anda. Gel. Gel bakalım. Cimcimem benim. Hop. Topladık bu saçları. Yine çıkarmışsın tokaları. He? Sizi yerim. Mihra kimmiş anne bu? Nasıl seviyor? Yerim seni. Annem cimcimem benim. Mihra abla seni nasıl seviyor? He? Bakayım. Bebeği mi göstereceksin ona? Ay cici yapabilir mi anneciğim? Onun da mı saçını yoluyor? Onun da mı saçını yoluyor? Ay cici yapacak Mihra görüyor musun? Paylaşmak çok güzeldir. Değil mi? He? Paylaşmak çok güzeldir. Ama istemiyorsan da sıkıntı yok. Bakıyor sadece tamam mı? Ağzına mı sokuyor? Ağzına mı sokuyor? Aa, olmaz değil mi? Mihran tipe. Yardımcı olayım mı sana? Gel. Al bebeğini. Hoppala. Mihra sana da gel bak şunu verelim gel. Bak Mihra ah. Ah. Çocukların üçü de uyandı. Hatta biz boyama yaptık vesaire vesaire. Şimdi de Burak geldi. Gelirken de hatta böyle market alışveriş de yaptı. Eksikler vardı birkaç tane. Şöyle beyaz sirkemiz bizim evin vazgeçilmezi. Tüm temizliklerimde her şeyde kullanıyorum. Sonrasında şöyle bulaşık deterjanı. Benim sabunluğum böyle şeffaf. Yani içi gözüküyor ve içi gözükünce böyle sarı bir şey ya da yeşil bir şey bana hiç hoş gelmiyor. O yüzden şeffaf bir deterjan kullanıyorum. Çok da memnunum açıkçası. Sonrasında nar ekşisi. Babaannemin nar ekşisi artık bitti. Yani onu çok çok severek kullanıyordum. Çok güzel de bir tadı vardı. Şimdi Burak'a dedim hani herhangi bir tane alsın. Bir deneyeceğim. İnşallah memnun kalırım. Eğer memnun kalmazsam Trendyol'da da bir tane gördüm. Böyle %100 doğal işte herkes çok memnunmuş falan. Olmadı onu bir deneyeceğim. Sonra domates salçamız var. Şöyle bol bol meyve çünkü bizim çocuklar tam meyve çocukları. Sürekli meyve yiyebilirler. Şöyle kayısı var, nektarin var ya da şeftali artık hangisi bilmiyorum göremiyorum buradan. Elmamız var, mürdümeriğimiz var. Sonra mısır. Bu arada Burak şey de aldı. Muz da aldı ama onu şu an yediler. O yüzden kenarda duruyor. Mısırımız var. Eymen'in favorisi. Yani çocuklar zaten hepsi genelde sever mısırı. Süt mısır yapıyorum genelde. Şöyle karpuzumuz var. Domatesimiz var. Sıvı sabunumuz bitti. Bunu da yine beyaz tabii tercih ediyorum. Bu şekilde. Sonrasında yoğurt. Şöyle biber salçası, tatlı biber salçası, buğday aldık. Şöyle çedar peyniri, kaşar peynirlerimizden aldık. Sonrasında süt aldık. Şöyle lavaşımızdan aldık. Soda. Bir de bu Berries sayfasından geldi arkadaşlar. Hatta şöyle sizinle paylaşayım. Şunu zaten merak ediyordum. Ben normalde karadut özünü Zühre Ana'dan alıyorum. Çok da memnunum. Tadı çok güzel. Yani ben onu içecek olarak yapıyorum genelde. Çünkü hani artık boykottan dolayı hani içecek pek alınmıyor. O yüzden böyle karadut özü, soda ve buz, of çok güzel oluyor. Ya da soğuk sodayla yapsanız bile yeterli. Misafirlerim de bayılıyor. Zaten sürekli alıyorum. Bu markanın da yaban mersin özünü çok merak ediyordum. Bize de böyle hediye yollamışlar. Çok bakalım. Heyecanlıyım yani. Bunu da yine sodayla karıştıracağım. Bizim çocuklar genelde bu tarz şeyler hiç içmiyor. Hani kimisi diyor yok çocuklara içiyorum, yok şunun için bunun için cart curt falan. Ben o olaya hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani iyi geliyorsa da haberim yok. Ben bunu bizim için ya da misafirlerim için gerçekten tadı güzel diye kullanıyorum bu tarz şeyleri. Karadut özü de yollamışlar. Bunu da bir deneyeceğim tadı nasıl diye. Bir de şöyle keçi boynuzu özü. Bir de şey vardı, lime özü. Bak onu da çok merak ediyorum. Olmalı ondan da sipariş ederim eğer ki bunlardan memnun kalırsam. Çok böyle özleri var. Tam böyle yazın yapın çeşit çeşit yani için gibi bir şey. Güzel oldu yani. Bunu da dediğim gibi en yakın zamanda deneyip size söyleyeceğim. Rengi de böyle çok güzel. Mavi mavi. Bakın görüyor musunuz? Evet. Böyleydi market alışverişi. Şimdi ben bunları kaldıracağım. Bu arada ne geldi dersiniz? Ortancalarım geldi yine. Fideler geldi. Fatma abla tekrar yolladı arkadaşlar. Birazdan sizinle paylaşacağım. Neden yolladı onu da paylaşacağım ama ilk önce şunları bir kaldırayım. Çıktım. Şimdi hızlıca bir göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü fırtına geliyor. Şöyle bu arkası zaten hep aynı. Bu şekilde. Bostanımıza gelelim. Kavun karpuzlar büyümeye başladı. Burada biz ilk önce çim koyduk çileklerin altına. Ama sonra gördüm ki bizim şu taşların altına koyduğumuz naylondan var. O naylondan sereceğiz bu çileklerin altına ki çilekler toprağa değince biliyorsunuz ki çürüyor. Onu yapacağız. Onu daha yapmadık. Sonrasında burayı bayağı kestik arkadaşlar. Zaten evde yeşil soğanlar olsun. Mesela şu nanelerin hepsini aldık. Burası var ya orman gibiydi ama yani hallettik. Mesela şu rokaları bakın tekrar çıkmaya başladı. İyice kökten almıyoruz, sadece kesiyoruz, sürekli çıkar böyle. Yeşil soğanları da tekrardan bir almamız gerekecek. Kıvırcıklarımızı görüyorsunuz. Allah'ım çok güzel. Havuçlarımız da yani bunlar böyle bayağı büyüdü ama oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Yani büyüklüğü şu an iyi mi? Nasıl alacağım onu da bilmiyorum. O yüzden merak ediyorum. Bana fikir verirseniz sevinirim. Şurada dolma biberlerimiz var. Şunlardan aldık arkadaşlar. Destek yaptık. Yani ben hangisine destek ihtiyaç olur, hangisine olmaz bilmediğim için hepsine destek yaptım. Şurada bir tane yok. O kötü olmuştu ama bunları bıraktık. Sonrasında böyle yeşil biberler, kapya biberler. Bu şekilde hepsini ben destek yaptım. Hatta yaptıktan sonra yeşil biberlere gerek yok diyenler de oldu ama ben açıkçası bilemedim. Hepsine yaptım. Şöyle hatta annemin getirmiş olduğu şeyle hepsini böyle sabitledim. Aha şuna bakın. Böyle bakalım. Bu şekilde büyüyorlar. Bunlar da ahududu. Bunlara da şöyle destek yaptım. Sonra bir de şöyle iple şuraya bağ yaptım arkadaşlar. Bunlar böyle oraya doğru gitsin. Bunlar ahududu. Hatta minik bir ahududumuz var. Şurada bakın göstereceğim şimdi size onu. Ha ben hallederim buradan. Bakın. Ya ben seni yerim ya. Çok mutlu oldum. Bunlar da annemin getirdikleri. Bu arada aslında bu bütün fidelerin şu altlarında hep böyle yaprak yaprak devam ediyordu ama videosu gördüm, şu altlardan alın diye hani biraz daha boya versin falan diye, bilmiyorum yaptım yani öyle. Bunlar da annemin getirdikleri, onları buraya ekti. Sonrasında şöyle patlıcanlarımız, salatalıklarımız, yani biz bunları sonra yine yeniden aldık arkadaşlar. Ama yani salatalık nasıl bir şeyse hemen böyle bir sararıyor falan, bir değişik oluyor. Ama durumları iyi çok şükür. Büyümeye de başladılar. Burada frank üzümlerimiz var. Bakın kırmızı olmaya başladılar yavaştan. Onları Trendyol'dan almıştım fidesini. Açıkçası çok güzel olacağını düşünmemiştim ama çok güzel çıktılar. Burası pembe domateslerimiz. Asıl bunların ihtiyaçları vardı zaten desteğe. Sonrasında şurada da yaban mersinlerimiz var. Hatta şurada öbür taraftan göstereyim sana. Onları da yine böyle destekledim ki büyüyünce oraya doğru salınsınlar. Bakın bakın, mor mor olmaya başlamışlar bile. Ay çıldıracağım ya, çok mutlu oldum. Bakın bu şekilde. Burada da domateslerimiz var. Biz bayağı bir şu domatesleri söküp atıyoruz şu anda. Ki iyice boya versin arkadaşlar. İyice daha verimli oluyormuş. Şimdi ilk zamanlar şöyle alıp atmak gerekiyormuş. Bakalım biz de öyle yapıyoruz. Umarım yanlış yapmıyoruz, bilmiyorum ama fikirlerinize ihtiyacım var. Şöyle bakın, bostanımız şu an bu şekilde duruyor. Evet, üretim saksılarım. Artık yani biliyorsunuz ki ben bunlara ortanca koydum ama ya o ortanca yaklaşık 1,5 hafta falan arkadaşlar beklemiş, hatta 2 hafta beklemiş oldu. Yani kesildikten sonra hemen ekilmemiş oldu ve zaten ben buraya ektikten sonra böyle boynu bükük duruyordu. Açıkçası tutacağından pek emin değildim, zaten tutmadım. O yüzden Fatma ablam ve Türkan ablam Allah razı olsun tekrardan yolladılar. Bu sabah Türkan abla geldi, hemen Burak aldı. Hemen de şimdi suya koyacağım, bir 4 saat sonra üretim saksısına alacağım. Hormon yani köklendirme hormonuyla birlikte yapacağız bunu. Evet, bu arada görmüşken şu ortancamı göstereyim. Böyle pembiş pembiş açmaya başladı. Bunda daha bir şey göremedik. Şuradaki bunlar böyle dev olan ortancalardan ama yani bu kadar büyüdüler, sonra böyle kala kaldı. Yani niye devam büyümedi, ne oldu anlamadım. Artık inşallah büyür, göreceğiz. Buralar zaten bildiğiniz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki gülüm çok güzel, hatta dal attı, onu böyle uzattım. Şu an birçok gül görüyorsunuz ki soldu ama sürekli açıyor, sürekli açıyor, fide veriyor. Lavantam bu şekilde bakın, mor olmaya başladı. Şöyle buralar böyle yine çok güzel. Buradaki çiçeklerim mahvoldu arkadaşlar. Yani şu petunyalarım, zaten artık petunya almayacağım. Çok güzeller, çok güzel yayılıyorlar böyle bakınca, görüyorsunuz. Ama seneye bu büyük saksılara, bu arada bunların delikleri yok ya. Bakın bir su doldu, böyle kala kaldı. Alttan delik açacağız. Seneye de buraya böyle beni uğraştırmayacak çiçek. Mesela şuradaki petunyalarımı seviyorum, şuradakini seviyorum. Bunları sürekli hani her sene alırım yani gerekirse. Çünkü uğraştırmıyorlar. Bir de yağmur, fırtına falan onlara pek gelmiyor. Ama şuradakiler yani 3 günde bir onları ayıkla et. Şuradakiler dedim ya, zaten yağmur fırtına vurmadığı için hiç uğraştırmıyor ama bunlar uğraştırıyor. Artık ona seneye bakacağım. Petunya bile almayacağım. Bıraktım bunu böyle. Böyle burası güzel güzel duruyor. Bu arada yağmur başladı. Ama hemen şurayı da göstereyim de gideyim. Şurada meyve ağaçlarımız var yine. Ondan sonra aha! Baston gülüm gül açmaya başladı. Hem de beyaz gül. Çok mutlu oldum. Bakın şurada da bir tane var. Şöyle tomurcukları tomurcukları. Bir de biz aha bak nasıl yağmur başlıyor, görüyor musunuz? Şöyle bir baston gül daha aldık. Böyle pembiş pembiş. Şuna bakar mısınız? Harika duruyor. Bunu da bakalım ya saksıya ya bahçeye ekeceğiz. O şekilde ben şimdi hızlıca şu verandaya geçip işlerimi halledeyim. Vallahi sırılsıklam olacağım. Bakın nasıl başladı yağmur. Hadi bakalım. Evet. Ortancıları. Ay, böcek. Ay. Kötü oldum bir an. Nasıl böyle? Ya böcek olayına bayağı alıştım bu arada ama şu an gördüğüm biraz böyle garip oldu bir anda çıkınca. Ay. Evet. Ortancalarım. Şimdi ben bunları alttan birazcık yamuk keseceğim ve 4 saat suya koyacağım. Suda bekledikten sonra zaten saksıdaki topraklar tamamen ortanca için olan dan arkadaşlar. O yüzden o yönden hiç sıkıntım yok. Bakın şimdi şöyle yamuk bir şekilde hepsini keseceğim ve suya koyacağım. 4 saat beklemesi iyi oluyormuş. Ben de şimdi 4 saat bekleteceğim. Ah. Bu sefer çok ümitliyim. Geçen sefer Mihran hastane olayından dolayı bayağı bekletmişti yani ortancalar. O yüzden olmamıştı. Bir umut yine tutar diye şey yaptım ama yani zaten ektiğimde de boynu büküklerdi. Şu an hatta yani boynu bükük bile değiller. Şöyle direktmen alttan kesin. şöyle akşam yemeğimizi hazırladım arkadaşlar. Kuru dolma yaptım, hem patlıcanlı, hoş bulduk, hem biberli, hem sarma yaptım. Direkt böyle bir tencerede yaptım. Bakın şurada sarmaları da görüyorsunuz. Sonra bir de şöyle normal biber dolması yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir güzel bunları koyacağım yanına, yoğurtla güzel bir akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bakın üretim saksılarımı bu şekilde aldım. Şimdi zaten içinde toprak vardı, geçen seferden kalma. Bunları bir güzel, önce güzel bir sulayacağım arkadaşlar. Daha hiçbir şey ekmeden, sonrasında belki hormonu batırırım, belki direkt hormona batırmadan toprağa ekerim, artık ona bir bakacağım. Sonrasında bir de çubukları ayarladım, onu da göstereyim size. Bakın şöyle şu çubuklardan almıştık. Mistadıy'den aldık bu arada biz bunları. Bunları bir güzel şöyle böldüm. Şunlardan da sabitleyeceğim. Bakın ortancalarda şu an bu şekilde 4 saat durdular. Çocukları bu arada yatırdık. Şimdi ben hemen şu işlerimi de halledeceğim. Burak da bal kabağı ve turpa ekmeye gitti. Bakalım. Ve bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Hepsini şöyle güzelce diktim. Hepsi güzel bir şekilde ve sağlıklı. Şimdi üstüne poşet geçireceğim. Ve muhtemelen şuraya dizerim diye düşünüyorum. Ya da şuraya da olabilir. Yani diğer ortancalarımın sevdiği yerleri koyacağım. O şekilde bakalım artık ne olacak. İnşallah tutarlar. Bu arada köklendirme hormonu kullanmadım. Çünkü zaten aşırı az kalmış. Geçen sefer bayağı bir kullanmıştım. O yüzden hormonsuz yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Şu Dalton kardeşlere bakın. Evet arkadaşlar, bu sefer üstüne poşetle geçirdim. Hepsinde delikler var. Böyle ilk zamanlar bu şekilde geçirsin. Sonrasında poşeti artık çıkarırım ama İlk günler böyle bir geçirsin bakalım. Ay inşallah tutar. Valla bayağı bir video izledim vesaire vesaire. Artık şansıma kalmış arkadaşlar. Elimden geleni yaptım. Buradan Fatma ablaya da Allah razı olsun. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Yani tekrardan böyle hemencecik dedi. Sordu da yani hani Beyza ne oldu, ortancalar falan. Zaten tutacak gibi durmuyordu. Çünkü dediğim gibi hani kesildikten sonra yaklaşık 2 hafta falan hiçbir şekilde toprağa ekilmedi. Ya da herhangi bir şey yapılmadı. İlk geldiğinde böyle bir kurtarabildim suyla ama işte üretim saksısını almadığım için artık yani kurtarılacak gibi değildi. Böyle iyi oldu yani. İnşallah tutardı, tam güzel olur. Evet bakalım, sizinle de paylaşırım zaten zamanı gelince. Bunlar bu arada böyle çalı gibi olan ortancalardan.